Stüdyomuzda bir konuğumuz var. Anne Çocuk Eğitim Vakfı Babalık Çalışmaları Direktörü Hasan Deniz bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Hasan Hoş Bey. Hoş bulduk. Evet, tabii ki hem 25 Kasım'ın hem de 25 Kasım'la birlikte tabii ki bu 16 günlük sürecin önemini hepimiz biliyoruz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde aktivasyon haftamız devam ediyor ve tabii ki de bugünün önemini konuşmaya devam edeceğiz. Maalesef ulusal ve uluslararası tüm pozitif gelişmelere rağmen hem ülkemizde hem de dünyada kadına yönelik şiddet her anlamda maalesef devam ediyor. Fiziksel, psikolojik şiddet olarak hem kadınlara hem de kız çocuklarına yönelik maalesef bu sorunlar günümüzde yer almaya devam ediyor. İsterseniz bugünün önemine değinerek ve sizin de görüşlerinizi alarak sohbetimize başlayalım. Evet, öncelikli olarak kanalınıza çok teşekkür ediyorum ve tabii ki Fenerbahçe Camiası'ndan çok teşekkür ediyorum. Böyle bir meseleyi çok canı gönülden ve gerçek anlamıyla sahiplendiği ve bir takım adımlar attığı için ve bu programda bu adımların bir parçası olarak oluştu. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Evet, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete karşı 16 günlük aktivizm. Ve aslında temel amacı kadına yönelik şiddeti önlemek için toplumda bunu yaygınlığına, varlığına dikkat çekmek ve önlemek için neler yapabileceğimiz konusunda ilk önce herkesin kendisinden başlayarak ve toplumsal her katmanda, her düzeyde, her toplumsal mekanizmada bu sorunun çözümüne dikkat çekmek için belirlenmiş bir gün. Bu 16 gün boyunca bu meselede aktif olan tüm kuruluşlar, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, spor camiaları bu konuyu gündeme getiriyorlar ve her geçen gün de toplumda duyarlılık artıyor. Ama arzumuz yani gösterilen duyarlılığın arttığı oranda da kadına yönelik şiddetin, sizin de söylediğiniz gibi hem psikolojik şiddetin, hem duygusal şiddetin, ekonomik şiddetin ve cinsel şiddetin azalması. 16 günlük aktivizm buna dikkat çekmeye çalışıyor. Ama tabii ki bu alanda çalışanlar sadece bu 16 gün değil, 365 gün çalışmaya devam etmemiz gerekiyor ki bunu önleyebilelim. Birazdan çok yönüyle konuşacağız. Gerçekten çok yaygın bir olgu. Sadece hani kadına yönelik şiddet deyince cinayetler, öldürülen kadınlar akla geliyor. Bunun kendisi tabii ki çok dramatik. Belki şimdi bir sayı olarak telaffuz edeceğiz ama orada konuştuğumuz her sayı bir hayat, bir umut, bir can, bir nefes, bir varlık, bir insan. Yıllık neredeyse yaklaşık 300'e yakın kadın öldürülüyor. Kadın olduğu için, cinsiyet rollerine bağlı olarak yani giyimine, onun giyimine, onun ne yapması gerektiğine karışma hakkını kendinde görenler tarafından kadınlar öldürülüyor. Ama dediğimiz gibi sadece cinayetler daha çok haber oluyor, gündeme geliyor. Ama çok ciddi şekilde duygusal şiddet, çok ciddi şekilde cinsel şiddet, çok ciddi şekilde ekonomik şiddet, ekonomik hayata katılamama, katıldığında daha az ücret alma, daha kötü pozisyonlarda çalıştırılma, bunların hepsi de benzer şekilde katman katman devam ediyor. Evet, tabii ki biz bu tarz sorunları yaşamamak adına erkek çocuklarını bir annenin yetiştirdiğini her zaman söyleriz. Ama sizin tabii ki Açaev'deki göreviniz, babalık çalışmaları direktörü olarak orada görev alıyorsunuz. Birçok yerde röportajınız yayınlandı, hem yazılı hem görsel olarak. Yaptığınız işi sadece babalık olarak özetlediğiniz ve gerçekten ne yaptığınızı anlatmaya çalıştığınız dönemler de oldu. Ama yavaş yavaş artık neler yapmaya çalıştığınız herkesin düşüncelerinde, beyninde, aklında oturmuştur diye düşünüyorum. Ama biz yine tabii altını çizmekte fayda var. Sizin söylemlerinizle birlikte aslında bir çocuğun yetiştirilmesinde babanın ne kadar önemli bir faktörü olduğunu, onun nasıl bir rol model olacağı, aslında babanın da bir çocuğun, hele erkek çocuğunun yetiştirilmesinde çok önemli bir payı olduğunu sizin tabii ki anlatımlarınızla biz anladık. Aslında çok kısaca bir aslında yani yeri gelmişken yani izleyicilerimiz elbette bir Anne Çocuk Eğitim Vakfı ne yapar, temel misyonu ne, ona bir kısaca değineyim ve sonra da aynen sizin işaret ettiğiniz bağlam. Peki nedir, biz babalığa nasıl bakıyoruz?
babalar bütün çocukların, yani hem fark etmez aslında, hem kız hem oğlan çocuklarının yetiştirilmesinde ne gibi sorumluluklar üstlenebilirler? Evet. Ve hangi davranışlarıyla aslında şiddet bir döngüdür? Bu 16 gün boyunca dikkat çekmeye çalıştığımız, önlemeye çalıştığımız şiddet bir döngünün sonucu ortaya çıkıyor ve babalar kendi tutumlarıyla bu şiddetin, bu şiddet döngüsünü nerede kırabilirler? Hı hı. Ve biz bunun, AÇEV olarak biz bunun için ne yapıyoruz? Ona çok kısaca değineceğim. Lütfen. Ama ilk önce AÇEV olarak biz ne yapıyoruz? Çok kısaca özetlemek gerekirse, Anne Çocuk Eğitim Vakfı 1993 yılında kuruldu. Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın en temel amacı çocuğu ve çocuğun yakın çevresini destekleyerek çocuğun dünyaya getirmiş olduğu, sahip olduğu kapasitenin en iyi şekilde açığa çıkmasını sağlamak için çocuğu ve çocuğun yakın çevresini desteklemek. Çocuğun, yani çocuğu desteklemek elbette doğrudan çocuğa yönelik yapılan müdahaleler, programlar, eğitimler. Ama çocuğun yakın, yani çocuğun çevresi derken anne babadan başlayarak o sosyal güvenlik sistemine, o toplumdaki kültürel aktörlere, spor camialarına, okullara, sağlık hizmetlerine, parklara, o şehirde bulunan parklara kadar bütün bunlar çocuğun aslında nasıl bir çevrede yetişeceğini, dünyaya gelirken sahip olduğu kapasiteyi ne derecede gerçekleştireceğini belirleyen aktörler. Dolayısıyla Anne Çocuk Eğitim Vakfı bir taraftan en erken dönemden itibaren anneyi babayı desteklerken bir taraftan da kamu çalışmalarını, belediyecilik hizmetlerini, özel sektör uygulamalarını çocuğun lehine olacak şekilde etkilemeye, dönüştürmeye, iyileştirmeye çalışan bir kurum. Baba Destek Programı da tam bu bütüncül yaklaşımdan doğmuş, babalık çalışmaları tam da bu bütüncül yaklaşımdan doğmuş bir çalışma alanıdır. Çünkü çocukların gelişiminde, yani peki biz babalık çalışmalarıyla ne yapıyoruz? En başta bir baba destek eğitim programımız var. Bu eğitim programımız 13 hafta, haftada bir oturum ve akşam saatlerinde. Bugüne kadar 70 bine yakın babayı bu eğitim programlarından, yani 13 hafta boyunca mezun ettik. Bu aslında bizim için, küçük insanlık için çok büyük bir adımdır diyelim. Hakikaten 70 bin baba, şu an bizim izleyicilerimiz arasında da onlardan olduğunu biliyorum, bu 13 hafta boyunca bu programa katıldılar. Peki biz hem baba destek programıyla hem babalık çalışmalarıyla ne yapmaya çalışıyoruz? Her şeyden önce babanın çocuğun gelişiminde sorumluluk üstlenmesini sağlamaya, teşvik etmeye. Babanın çocuğun dünyaya getirdiği bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim kapasitelerinin en iyi şekilde açığa çıkması için çocuğu desteklemesini. Yani şunu kastediyorum. Elbette ki hepimizin büyük ve küçük kaslarını kullanma konusunda bir kapasitesi var. Bu neye bağlı? Biz bunu kullanırsak, çeşitli deneyimlere sokarsak bu kapasitemiz gelişecek. Tıpkı zihinsel kapasitemiz gibi. Ama bunu yapmazsak, bu deneyimleri yaşamazsak bu kapasitelerimiz ne oluyor? Büzüşüyor ve yok oluyor. O zaman babanın ne yapması gerekiyor? Yani bu sadece annenin görevi olduğunda anne buna yetemeyebiliyor. Babanın da işte şu kağıdı katlatmak, bir yerden atlamak, bir şeyi tutmak ve çekmek, bir şeyi bir şeyin içine koymak, bir hamuru yoğurmak, ona şekil vermek, bir şeyi boyamak. İşte baba bunu kendi rolü olarak gördüğünde ne oluyor? Çocuğun sahip olduğu bu gelişim kapasitesinin gerçekleşmesine ortam sağlıyor, fırsat sağlıyor. Birlikte zaman geçirerek, birlikte oynayarak, kendisi de bu konuda kafa yorarak, yani şimdi çocuğa ne yapabiliriz? Onunla birlikte neler yapabilirim? Sadece aralarında yapacakları bir sohbet bile, işte diyelim ki 3-4 yaşındaki bir çocuğun kelime dağarcığının artmasına, kendini ifade etmesine, farklı kavramları kullanmasına vesile oluyor. Dolayısıyla babanın çocuğun gelişimindeki rolünü etkin kullanması. Bir diğer şey, yine bugün, yani bugünkü konuşmamızla da çok ilgili. Daha da önemlisi, çocuk bir ev ortamında büyüyor. Kadının ve erkeğin ne olduğuna dair ilk algısı, ister kendisi bir kız çocuğu olsun, ister bir erkek çocuğu olsun, kadının ve erkeğin ne olduğuna dair ilk algısı nerede şekilleniyor? Annesinin ve babasının pratiklerinde. Yani, evet. Erkek duyguları nasıl gösterir, nasıl göstermez? Erkek hangi işleri yapar, hangi işleri yapmaz? Dolayısıyla baba da ev içi işleri bölüştüğünde, baba da çocukla ve diğer hane içindeki bireylerle demokratik ilişki kurduğunda, yani erkeğin ne olduğuna dair çocuğun algısı şekilleniyor. Çünkü
Çocuklar için bütün toplumlarda geçerli söyleyebileceğimiz en temel tespitlerden biri şudur. Çocuklar doğal öğrenicidirler. Yani insan aslında daha çok, en çok neyle öğrenir? Elbette eğitim önemli, antrenman önemli, kursa, derse gitmek önemli, çok çok önemli. Ama en çok da maruz kaldığımız ortamlarda öğreniyoruz. Doğal öğreniciler çocuklar. Dolayısıyla da evin içinde annenin babayla nasıl konuştuğu, babanın sinirlendiğinde, kızdığında tepkisini ortaya nasıl koyduğu ya da annenin sinirlendiğinde ne yaptığı, babayla annenin arasında bir şefkat ilişkisi, sevgi ilişkisi olup olmadığı, babanın hep yani tamam uzatma, kes, koy oraya. Şimdi o zaman çocuğun algısında ne şekilleniyor? Demek ki erkek böyle bir şey. Çünkü şunu demeye çalışıyorum. Aslında çok doğal ve çok içselmiş gibi gözüken özelliklerimiz, yani bunların başına duygularımız geliyor. Duygularımız da toplumsal. Duygularımız da toplumsal olarak inşa ediliyor. Neden? İşte erkekler hep sabırsızdır, erkekler hep öfkelidir. Doğamız bu olduğu için değil, böyle öğrendiğimiz için. İçine doğduğumuz evde babalar böyle, kadınlar böyle davrandığı için. Kadınlar cefakardır, kadınlar sabırlıdır. Dolayısıyla biz işte o babanın da sabır gösterebileceğini, şefkat, sevgi gibi korku gibi duygularının doğal olduğunu, yani öfkelenmenin de doğal olduğunu, ama öfkelendiğinde bir erkeğin illa da küfür etmek zorunda, illa da camı çerçeveyi kırmak, masaya vurmak durumunda olmadığını, öfkenin başka türlü de öfke gibi duyguların doğal olduğunu ama bu duygunun farklı ifade edilebileceğini, yani elbette ki bir şey benim, bir iğne bana batıyorsa canım yanıyor, yani o canım yanmıyor diyemem. Ama ortaya koyduğum tepki önemlidir. Dolayısıyla da o yaşadığımız duygular sonucunda nasıl tepkiler ortaya koyacağımızı da sosyal olarak öğreniyoruz. Spor da bu alanlardan bir tanesi. Dolayısıyla biz babalarla çalışırken babaların çocukların gelişimlerini desteklemeleri, aile içi demokratik tutum göstermeleri, ev içi işleri yani çocuk bakımına dair ve diğer ev içi işleri eşit şekilde paylaşmaları. Çünkü çocuğu belirleyen en temel şey evdeki atmosfer. Evet. Evdeki atmosferin de temel kaynağı anne baba arasındaki şefkat, sevgi ve demokratik ilişki. Zaten o işi eşit bölüşmüyorsak, hani çorabım nerede? Çorba yok mu? Vermeyecek misin bir şey yemeye? Diyorsam zaten bu benim ilişkimde eşitlik yok. Ve doğal olarak o çocuğu besleyen en temel şey olan şefkat yok. O evdeki demokratik ilişki yok. Güven ortamı yok demek. Onun için de babanın ev içi işlere paylaşmasını, elbette ki yani çok uzun saatler çalışıyorsa ve çok uzun süre yolda kalıyorsa, trafikte kalıyorsa, ya bu bütün bunlar gözetilir. Ama hiç ilgilenmiyorsa, hiç sorumluluk üstlenmiyorsa burada bir sorun var demektir ve çocuk bunu her saniyesini kopyalıyordur ve kendisinin nasıl bir erkek olacağını, bırakın erkeği kadın nasıl bir birey olacağını oradaki gördüğü ilk örnekler. Biz bu anlamda babayı babayı desteklemeye çalışıyoruz. Ve elbette bütün bu konuştuklarımızın 25 Kasım'la çok ilgisi var. Kesinlikle. Yani birazdan spor bunun neresinde duruyor? Buna da detaylı. Evet, sporu da sporun etkileme gücüne de geleceğim ama siz o kadar güzel bir yerden girdiniz ki aslında biz geleceğin yetişkinlerini evlerde yetiştiriyoruz. Evin aynası çocuk. Ne görürse onu yapıyor. Evde bir şiddet ortamı, bir sevgisizlik ortamı varsa bunu aynı şekilde bulunduğu ortama yansıtıyor. Sevgi gerçekten sanırım bir çocuğun yetiştirilmesinde ilgiyle beraber, hatta belki ilgiden biraz önce gelebilecek bir duygusal yöntem diyebiliriz. Yani sevgiyle birlikte aslında her şeyi çözebiliriz. Sizin yaptığınız çok güzel araştırmalar var erkekler üzerinde, babalar üzerinde. Neden çocuk sahibi oldun? Çünkü seviyorum. Neden peki çocukla kim ilgilenmeli? Anne. Burada şimdi sevgiyle birlikte aslında getirilen sorumluluklar, gelen sorumluluklar var. Ama sanırım erkekler ve babalar bunun bilincinde değiller. Öyle değil mi? Evet. Ya şöyle, çok çok güzel bir yerden girdiniz. Teşekkür ederim. Yani çok önemli bir şey. Aynen, ironi şurada. Sevgi çok önemli. Her şeyin temeli. Ama tek başına sevgi yetmiyor. Sevgiyi ortaya hangi biçimlerle koyuyoruz? Sevgi, yani bazen öyle bir hale geliyor ki hani sevdiğimiz için bile öldürebiliyoruz. Demek ki o zaman sevgi yetmiyor.
bir takım davranış biçimlerinin, bir takım hakların ve sınırların olması gerekiyor karşılıklı olarak. Dolayısıyla sizin söylediğiniz yani araştırmadaki bulgudan yola çıkarsak çok önemli bir şey. Bütün babalar gerçekten de öyle. Ben yıllardır babalarla çalışıyorum. Yaklaşık 100 bine yakın babayla birebir bir şekilde bir temasım oldu. Sohbetlerde, eğitim programlarında, seminerlerde. Ve şunu gördüm ve bu benim için çok büyük bir öğrenme oldu. Bütün babalar çocuklarını seviyorlar. Gerçekten seviyorlar. En olumsuz şeyi yapan da bunu sevdiği için yapıyor. Ama demek ki sevgi yetmiyor. Biz babalara sorduk araştırmada, yani Türkiye'deki bütün babalara, Türkiye örnekleminde. Neden çocuk sahibi oldunuz? Çocuğu sevdiğim için. Bu cevabın samimiyetiyle ilgili zerrece şüphem yok. Gerçekliğiyle ilgili zerrece bir şüphem yok. Mütakiben çok başka bir soru sorduk. Peki çocuklara bakmak kimin görevidir? Annelerin %92'si, yani her 100 babadan 92'si annelerin dedi. Bu ne demek? Bu şu demek. Dolayısıyla çocuk dünyaya geldiği andan itibaren, çocuk ağladığında, altını değiştirmek gerektiğinde, mamasını vermek gerektiğinde, uyutmak gerektiğinde ve biraz daha büyüdüğünde işler değişiyor. Yani onunla oynamak gerektiğinde. Benim rolüm yok ki. Yani ben zaten ekmek getiriyorum, para getiriyorum. Oysa sevgi dediğimiz şeyin gerçekleşeceği an nedir? Ne zamandır? Hani eskilerden vardı, şimdi daha azaldı bunu biliyorum ama babanız sizi çok seviyor yavrum, gece kalkıp üstünüzü örtüyor. Ben ne zaman yaşayacağım o sevgiyi? Ben o sevgiyi şöyle yaşamak istiyorum bir çocuk olarak. Bir oyun anında, bir sohbette, birlikte yaptığımız bir şeyde, kurduğumuz yakınlıkta, babamın bana sarıldığı anda, bir şeyi, benle ilgili bir şeyi babamın en son duyduğu anda sevgi gerçekleşmiyor. Bana ilişkin bir korkuyu, endişeyi, merakı, heyecanı ilk babama duyurabildiğimde o sevgi gerçekleşiyor. Onun için hani şöyle klişeler de vardır ya, en son babalar duyar. Hayır, ilk babalar duysun. Tabii canım. İlk onlara duyurabileceğimiz kadar yakın olduğumuz. Evet. İlk önce ona söyleyebilelim değil mi? İlk onlara söyleyebileceğimiz kadar güven duyduğumuz, rehberlik aldığımız, şefkat duyduğumuz, tehdit algılamadığımız, korkmadığımız bir babalıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla da bu bir takım becerileri gerektiriyor. Bir takım çabaları gerektiriyor. Yani biz de işte babalık çalışmalarıyla bunu yapmaya çalışıyoruz. Çocuk doğduğu andan itibaren babanın, hani kendisini de elbette emziremez. Ama ilk çocuk doğduğunda memenin, yani çoğumuz bunun farkına varmıyoruz. Memenin dışında da başka şeylere ihtiyaç duyuyor. Sarılmak, başkasının vücut ısısı, sesi, sesinin rengi. Bebek karında, daha anne karnındayken bebek annesinden önce babasının sesini tanıyor. Ya dışarıdaki sesleri duyabiliyor. Yani en çok duyduğu seslerden biri babanın sesi. Aynen. Geçmişte şöyle bir şey de var. Tabii bu yavaş yavaş kırılmaya başladı. İşte babalar kendilerine daha çok saygı duyması için çocuklarının o sevgisini göstermezlermiş. Aslında sevgi göstermek sanki saygıyı yitirilecek anlamına da geliyor bazı yerlerde. Bazen böyle bir şey. Bununla aslında birlikte düşünüldüğünde ne kadar tabii ki anlamsız olduğu gün geçtikçe anlaşıldı ve o tarz düşünen insanların sayısının çokça az olduğunu düşünüyorum. Sizin bir de anlattığınız çok gerçekten vicdanı yani sorgulayan ve içini titreten, içini acıtan bir hikaye var. Ben babamın elini ilk kez o ölürken tuttum. Daha doğrusu babam benim elimi ölmeden önce tuttu diye bir anlattığınız hikaye var. Ve bu gerçekten de çok kalp sızlatıcı bir hikaye. Evet. Ya şimdi çoğu da yani özellikle bir nesil önceye gittiğimizde yani çevremiz bu hikayelerle dolu. Yani o babanın da sevmediğini düşünmüyorum ben. O baba da seviyor ama aynen söylediğiniz gibi çocuk şımaracak diye. Ama sadece çocuk şımaracak diye değil. Yani öğrenilen erkeklik kalıplarıyla, birazdan bunları çok detaylı olarak konuşacağız. Öğrenilen erkeklik kalıpları bize ne söylüyor? İşte eğer çocuğa bakmak kadın işidir. Çocuğun altını değiştirmek kadın işidir. Sevgi göstermek kadın işidir. Ve erkeklik ne diye şey yapılıyor? Daha az, yani erkeklik ne zaman makbul oluyor tırnak içinde, ne demekse, daha az kadına benzediği zaman. Birçok erkek bir diğer erkeği neyle aşağılıyor? Kadınsı bir özellikle. Evet. Yani ne yapıyor? Yemeğe yardımcı olduğu için ya da işte, toparlamada yardımcı işte, olduğu için. Kadın gibi davranma, kadın gibi şöyle olma, hatta evet. Küfürde, argoda tabii, bunun tabii, yeri var. Tabii. Daha ilerisi gidersek mafya ne yapıyor? Daha aşağılamak için işte kadın kıyafeti giydiriyor. Dolayısıyla aslında bu
söylediğimiz şey erkeklere çok ciddi şekilde bir erkek olarak yetiştirilirken, şekillendirilirken kadına benzemek, kadınla ilgili olmak onu gayrimakbul kılıyor. Yani daha düşük değerli, daha ve birçok erkeğin en temel korkularından bir tanesi kadına benzemek, kadınsı olmak. Dolayısıyla çocuk bakmak, çocuğa yakın davranmak, çocuğa sevgi göstermek, duygularını göstermek eşittir kadınsılık gibi algılanıyor. Zaten kadınsılık aşağılık ve kötü bir şey. Çünkü birçok erkek her davranışıyla işte yani yapılan soyunma odalarında yapılan hani şakaları bile düşün. Gidip bir erkeğe işte arkadan falanca hareketi yapmak, onu kadınsılaştırmak yani aşağılamak. Dolayısıyla aslında o babanın o güne kadar hiç dokunmamış olmasıyla bunun arasında çok büyük bir bağ var. Çünkü onu yaptığında kadınsılaştığını düşünüyor. Bununla ilgili bir şey bilmiyor, bilmiyor. Birçok erkek sevgisini, şefkatini göstermeyi bilmiyor. Yani bu çünkü erkek olarak böyle öğretilemediği için. Dolayısıyla şu başa bir dönersem, ilk doğduğunda eğer baba çocuğu kucağına alırsa, bende meme yok, dolayısıyla ben süt vermiyorum, yani bir engel olmadığını fark ederse, uyutursa, sesinin, vücut ısısının, teninin kokusunun yavaş yavaş o daha üçüncü günündür dünyada yaşayan o varlık için tanıdık kodlar haline gelmesini, güven veren, bağlanılan kodlar haline gelmesini sağlarsa görecek ki kendisiyle onun arasında da bir bağ doğuyor. Ve daha ötesi altını değiştirdikçe, yedirdikçe, uyuttukça o hani bebeklerin ağız sesi vardır ya. Bütün ona maruz kaldıkça ve o her geçen gün değişiyor. 4 yaşına geldiğinde bakacak ki o çocukla başka şeyler yapıyor. Ama erken dönemde babanın bakıma katılması babayla çocuk arasında yakınlığın en temel gereği. Yakınlık böyle kuruluyor. Yakınlık şöyle kurulmuyor. Yani ah ben seni çok seviyorum. Tamam ben de seni çok seviyorum. Yakınlık dediğimiz şey paylaşım. Paylaşım, birlikte geçirilen zaman, birbirimize verdiğimiz özveri, çaba. Evet. Dolayısıyla da babanın özellikle yani birçok baba zannediyor ki 4 yaşına kadar çocuğuyla yapacak bir şey yok. Altını değiştirebilirsin, uyutabilirsin. Evet, emek vermeden sevgi olmuyor. Yıkayabilirsin. İşte katı gıda 10, 11, 12 ayda artık katı. 6'dan sonra yavaş yavaş başlıyoruz. Ya bir sürü şey yapabilirsin. Tabii ki. Ve bunları yaptıkça arandaki bağı göreceksin. Dolayısıyla da burada yavaş yavaş hani şeye de bağlarsak hakikaten bütün bunların yani onun için Fenerbahçe'nin yapmaya çalıştığı He for She ve evet, cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmaların bu açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neden çok önemli olduğunu düşünüyorum? Çünkü sporun çok ciddi bir etkileme kültür gücü var. Ve kadınlık ve erkeklik algımız sadece aileden belirlenmiyor, okuldan belirleniyor. Futboldan belirleniyor, askerlikten belirleniyor, reklamlardan belirleniyor. Ve spor da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla bir erkeğin hani kendisine kötü bir şey yapıldığında illa da kavga etmesi gerektiğini o taraftarlık kültürü içinde öğreniyorsun. Hani bu herhangi bir spor camiasını şey yapmaya çalışmıyorum yani genel olarak. Oysa spor bu etkileme gücünü başka bir erkekliğin de mümkün olduğunu. Yani illa da küfür. O güçle birlikte aslında neler yapılabileceğini. Aynen. Farklı bir pencereden baktıklarında neleri yapabilecek güce sahip olduklarını göstermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla da aynen sporun o etkileme gücünü kullanarak şiddeti azaltan, evet, şefkati çoğaltan, eşitliği çoğaltan, elbette duyguları yok saymayan ama illa da öfke, kızgınlık gibi duyguları sadece erkeklerle özdeşleştirmeyen, kadınlar da bir sürü kez öfkelenebilir, kızabilir. Sevinmek, ağlamak, korkmak gibi duyguların da hem kadınlar hem erkekler tarafından yaşanılabileceğini doğallaştıran, çok ciddi şekilde yani Emine Bulut olayını hatırlarsınız. Hepimizin vicdanını sızlatan, hepimize hakikaten yani ben birkaç gün etkisinde kaldım. Yani hala da etkisindeyim. Ve benzer olaylarında yani düşünebiliyor musunuz? Şunu görmemiz lazım ama bütün mesele bu. Eminim ki o statta küfür eden birisi de ya da hakeme kendisine istemediği kararı verdiğinde küfür eden bir sporcu da bu meseleye tepki duyuyor Emine Bulut'a. Ama şunu görmesi gerekiyor. Hepimizin bunu görmesi gerekiyor erkeklerin. Benim sokakta herhangi bir meseleye küfür etmem ya da başka bir çözüm yolu yokmuş, uzlaşma yolu yokmuş gibi illa da şiddetle müdahale etmem. Ya da erkekliği hani çocuğa bakmamakla özdeşleştirmemle Emine Bulut'u öldüren kültür arasında bir bağ var. Emine Bulut'a onu yapmayı hak gösteren,
o erkeklik bunlar üzerine inşa oluyor. O sadece onu yapan failin davranışı değil. O bir kültürel rıza, o bir kültürel kabulle oluşuyor. O kültürel kabulü de işte erkeklerin ve yani erkeklere atfedilen davranış biçimleri yaratıyor. Hani böyle hafif kollar, kabalık, en ufak bir şey olduğunda hani üste çıkmaya çalışmak, şiddetle ezmeye çalışmak, güçle ezmeye çalışmak, korktuğunu bile kendine söyleyememek, işte kendimize istenmediğimiz bir şey hemen küfür etmek. Bütün bunlar aslında Emine Bulutları öldürten erkeklik kültürünü, cinsiyet ilişkilerini, kadına yönelik nefreti adım adım damla damla biriktiren şeyler. Dolayısıyla tek başına baktığımızda şöyle bakabiliriz. Yani şimdi her şey bitti. Benim şimdi hakeme kardeşim verdiği haksız karardan dolayı ettiğim küfür mü Emine Bulut'u öldürdü? Yani bu mu? Ya ne yazık ki böyle. Arasında müthiş bir bağ ve müthiş bir köprü var. Onun için spor toplumu değiştirmenin, dönüştürmenin çok önemli araçlarından bir tanesi. Evet, yaptığımızdan sonra, yaptığımız kötü hareketler, ettiğimiz küfürden sonra aslında baktığımız alanı biraz daha genişletsek, sizin ne demek istediğinizi anlamayanlar için söylüyorum. Çok net anlayacaklardır. Tabii ki Fenerbahçe Spor Kulübü tam bir yıl önce daha iyi bir toplum için, daha iyi bir gelecek, daha aydınlık günler için İFOŞİ projesine imza attı. Hı hı. Ve gerçekten bu bir yılda birçok önemli projeye imza atıldı. Sizin söylediğiniz gibi evet, çok büyük bir kitle, Fenerbahçe üzerinden konuşalım, Fenerbahçe taraftarı, erkek taraftarlarımız çok sevdikleri futbolcularımıza, çok sevdikleri basketbolcularımıza, biz yaptığımız kampanyalarla birlikte, onların söylediği cümlelerle birlikte bir kulak kabarttı. Emre Berezoğlu çıktı, söyledi, birlikte eşitiz dedi. Aynı şekilde Melih Mahmutoğlu kadına şiddete hayır dedi. Bununla birlikte eğitimler verilmeye başladı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde HeForShe eğitimleri, siz de bu eğitimlerin bir parçasısınız. Gerçekten de birçok projeye imza atıldı. Tabii ki projelerin sonu gelmeyecek. Bu 16 günlük aktivasyon haftasında biz tabii ki daha çok bu konuyu işlemeye devam edeceğiz ama yine bu dönemden sonra tüm bu organizasyonun devamı gelecek. Medyanın tabii ki gücü çok önemli. Burada Fenerbahçe ile birlikte tüm basın yayın organlarının, sosyal medyanın gücü çok önemli. Bu anlamda neler yapılmalı? Fenerbahçe Spor Kulübü aslında tabii ki elinden geleni çok fazlasını yapabiliyor ama daha fazla neler yapmalıyız? Sizin AÇEV olarak projeleriniz neler? Bizim tabii ki en temelde, başta söylediğim temel kendimize temel amacımız, bizim çocukların dünyaya geldikleri andan itibaren, hatta gelmedikleri andan itibaren, anne ve baba hamile kaldığında itibaren, çocukların kendilerini güvende, huzurlu ve güvende hissedebilecekleri bir atmosferin yaratılması, hem anne baba tarafından hem toplumun diğer etkili aktörleri tarafından, hem de çocuğun dünyaya getirdiği kapasitenin en iyi şekilde bu dört gelişim alanı açısından gerçekleşmesini sağlamak. Şimdi neler yapılabilir? Elbette bir kere şunu görmek lazım. Toplumda kadın ve erkeğin çok ayrımcı bir şekilde, kadınlığın ve erkekliğin inşa edildiği bir büyüme, çocukluk, yani bir sosyalleşme süreci var. Her çocuk bu sosyalleşme sürecine maruz kalarak çok katı bir şekilde bir erkekliği, öğrenilmiş bir erkekliği ve çok katı bir şekilde öğrenilmiş bir kadınlığı sürdürmeye çalışıyor. Buradaki her türlü kadınlık ve erkeklik kalıbını zorlayabiliriz. Neden kadınlar her zaman şefkatli olmak zorunda olsunlar? Neden erkekler hiçbir zaman korkmamak zorunda olsunlar? Hep şunu sorarım ve yıllardır hakikaten bir süre sonra eğlenmeye çıkıp gülmeye başladığım bir şeydir. Bütün erkekler bize kahramanlık hikayelerini anlatıyorlar, değil mi? Yani şöyle vurdum, böyle girdim, kapıyı vurdum, içeri girdim, dedim ki buna çık dışarı git falan. Bir gün şunu sordum 17-18 yaşında. Peki bunların yapıldığı erkekler kimler? Yani her erkek bunu anlatıyorsa, şöyle yaptım. Korkanlar kimler? Korkanlar hangi kahvedeler? Gidip onlarla tanışalım. Demek ki o zaman erkeklik bir korkmama oyunu. Bu mümkün mü? Değil mi yani? Tabii ki değil. Yani sen birisini herkesin korkuları vardır kendine. Sen birisini korkutuyorsan birisini de korkut. Dolayısıyla da bizi, yani doğamızı, duygularımızı, kapasitelerimizi, yoksa korkmak da bizim bir kapasitemiz. Hatta sigortamız.
Üzülmek, duygulanmak, ağlamak, bizim yani insan yakınlık göstermek, şefkat göstermek, birisi bizi terk ettiğinde üzülmek ne kadar güçlü kılan bir şeydir bizi, anlamlı kılan bir şeydir. Dolayısıyla birisine yakınlık duymak, dolayısıyla da bu bizim sahip olduğumuz kapasitelerimizi yok sayan ya da tam tersi abartan bir kadın ve erkek olma halinden çıkmaya çalışmak ve bize dayatılan katı, bu esnemez, hatta birbirimizin üstün, yani çoğunlukla da erkeklerin kadınlar üzerinde tahakküm kurduğu her kalıbı sorgulayabiliriz, değiştirebiliriz, gözden geçirebiliriz, yeniden yapılandırabiliriz. Hem kendi özel ilişkilerimizde, hem ait olduğumuz kurumlarda, yani şu kadar basit, buradan mı başlıyor? Yani bizim iş yerinde diyelim ki pasta kesiliyor, doğum günü var işte birimizin. O pastayı bir erkek arkadaşımız niye servis etmiyor? Ya da yaptığımız şakalar, hani çocukluğumdan beri hep dikkat ederim. Vay mı ki bir erkek arkadaşımız bir ortamda yiyecek yapsın. İlk yapılan espri nedir? Ay zehirlenmeyiz değil mi? Aman ne yaratıcı, ne yaratıcı. Yani bu espri ne söylüyor bize? Bir erkeğin bunu yapmasını bekleyemeyiz. Olsa hani bunu kazara yapmıştır. Dolayısıyla bunun bir takım felaket sonuçları olabilir. Bu espriyi yapmayabiliriz. Ve özellikle sporda, evde, hayatta kadınlara yönelik yani gündelik esprilerimizin, dilimizin, tutumlarımızın çok ciddi kadın düşmanlığı yarattığını görmemiz ve yakalamamız gerekiyor. Bir toplantıda mesela ne diyelim 4 kişiyiz. Bir tane kadın arkadaşımız var. Şuna bakmak zorundayız. 4 erkek toplam 1 saatlik toplantıda yani 47 dakika konuştuk. Hı hı. Ya da 55 dakika konuştuk. Bir de kadın sadece 6 dakika konuştu. Bunu gözetmekten başlayıp kadına yönelik nefreti, çocuk bakımıyla, ev içi işlerle ilgili suçu, sokakta, gündelik hayatta kadını ne kadar var ettiğimizi ve tabii ki en önemli konulardan bir tanesi. Sporun içinde kadının ne kadar var olduğu. Sporun içinde kadının ne kadar var olduğuyla kadına yönelik şiddet arasında çok büyük bir bağ var. Çünkü kadına yönelik şiddet bir kaza sorunu değil, bir eğitim sorunu değildir, bir eşitlik sorunudur. Eşitliği sağlamadığınız sürece kadına yönelik şiddet hızla devam eder. Neden devam eder? Çünkü güç doğası gereği güçlü olandan güçsüz olana doğru gider. Kaynakları elinde bulunduran, söz hakkını elinde bulunduran, diğeri üzerinde tahakküm etme hakkını, ne giyeceğini, ne yiyeceğini, ne diyeceğini, nasıl güleceğini belirleme hakkını kendinde gören o kişiye müdahale eder. Dolayısıyla biz eşitlemezsek şiddet akmaya devam edecektir. Bunu eşitlemenin yolu da nedir? İstihdamdan spora, evet. Ev içi iş bölümünden sokakta gece, yani ne kadar kadın ya erkek gördüğümüze kadar, farklı meslek gruplarında eşitlenmeye kadar, bütün bu alanlardaki eşitlik ancak gerçek anlamda kadın ve erkek arasında eşitliği sağlar. Bu eşitlik sağlandığı takdirde de o zaman şiddet azalır. Onun için tam onu söyleyecektim. Yani bizim taraftarımızın arasında ne kadar kadın var? Kadınlar stada geldiğinde ne kadar rahat davranabiliyorlar? Spor okullarımızda, spora katılım kulüp altyapı takımlarımızda ne kadar şey var? Biz reklamlarımızda kadını ne kadar gösteriyoruz? İşte yani en temel şeylerden bir tanesi. Yani kadınlar spora katıldıklarında nasıl davranıyoruz? Onu habere nasıl yansıtıyoruz? Spor haberciliği burada çok önemli. Hiç unutmuyorum. Sporcu ismi yani yabancı bir sporcu ismi vereceğim. Vermemde mahsur olur mu? Tabii, buyurun. Yani şimdi bir erkek sporcunun şöyle eğilirken, top alırken dekoltesi herhangi bir spor gazetesinde dünyanın bir yerinde haber olur mu? Olmaz. Evet. Şimdi Şarapova eğilmiş top alıyor. 6-7 yıl önce bir spor gazetesi. Ah Şarapova ah. Böyle diyerek Şarapova'nın o maçta yenildiğini haber vermeye çalışıyor bize. O sırada ve bunu göğüs dekoltesini göstererek yapıyor. Ve altına da ah Şarapova ah. Yani açık açık laf atıyor. Yani gazete yoluyla ve laf atmanın meşrulaştırıcılığını yapıyor ve ergenler için onu öğretiyor aslında. Hani bir kadının dekoltesini gördüğünde ah ah diyebilirsin. Bunu bu kalıbı öğretiyor. O çocuklar bunu bilmiyorlar. Evet, yazılı ve görsel basın olarak aslında yaptığımız şeyin ne kadar önemli olduğunu, nerelere gidebileceğini düşünmeli ve ona göre dikkat etmeliyiz. Atılan manşetlerde, yapılan haberlerde ve tabii ki hiçbir yerde, hiçbir şekilde kadının hiçbir türlü
şiddete maruz kalmamasını istiyoruz. Tabii ki bu konu uzun uzadıya konuşulabilecek bir konu ama vaktimiz doldu. Doldu mu? Son olarak sizden ne söylemek istersiniz? Son cümlenizi alalım, sonra sohbetimizi noktalayacağız. Evet, yani eşitlik bütün topluma, bütün toplumlara ve her bireye iyi gelen bir şeydir. Eşitlikten korkmamalıyız. Bugün karşı karşıya kaldığımız birçok önlenebilir gereksiz acının, başta şiddet, haklardan yararlanamama, spora katılamama, sokağa çıkamama, bütün bunların arkasında bir eşitsizlik var. Bu eşitsizliği önlemek için de sporun çok büyük bir etkileme gücü var. Spor çok bir önemli bir alan. Yani şuradan başlayarak illa da spor yapan ve başarı gösteren bir kadına peri demek zorunda değiliz. Filenin perileri, kadınlar peri olmak zorunda değil. Kadın olarak biz onları kabul edebiliriz. Hayatın içinde yer açmak zorundayız. Zaten biz açmazsak da onlar kendilerine yer açacaklar. Ama bu sadece biraz daha gereksiz süreçlere mal olacak. Onun için hayatın her alanında, spor alanında eşitliği çoğaltmak, artırmak, kendimize, dilimize, tutumumuza, ait olduğumuz taraftar grubuna, camiamıza da bu konuda sürekli dikkat etmek ve gerekli tedbirleri almak. Çok teşekkürler. Tekrar kapatırken söylemek istiyorum. Fenerbahçe bugün sadece Türkiye için değil, yani bu çalışmayla, bu projeyle dünya için öncülük değeri taşıyan bir girişimde bulunuyor. Bunun için de bütün camiayı canı gönülden kutluyorum. Taraftardan o kulübün altyapısında yetişen 9 yaşındaki çocuğa kadar ve en başkana kadar çok önemli bir iş düşüyor. Fenerbahçe camiası da bu sorumluluğu üstlenmiş durumda. Çok teşekkür ediyoruz tabii ki. Size de çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Evet, Anne Çocuk Eğitim Vakfı'ndan Babalık Çalışmaları Direktörü Hasan Deniz bizlerle birlikteydi.